Serkan Hocam da bu konularda çok şey araştırma yapar şimdi bölümlerle evet. ilgili. Eczacılıkla ilgili işte işsiz mi kalacağız eczacılıktan mezun olursak sorusu bize çok geldiği için evet. bununla açtım. Şimdi algıyla ilgili bir sıkıntı var. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Yani herkesin odaklandığı nokta bir eczane açabilmek doğrultusunda. Evet. Ama bu eczacılığın belki yaptığı işin %15'ini, %20'sini ancak oluşturuyor. Dolayısıyla 2023 hedeflerinden bahsetti hocam. 2023 hedeflerinde dünyanın değişik yerlerinde, Litvanya'da, Polonya'da olan ilaç endüstrisinin, ilaç üretimlerinin Türkiye'ye kaydırılması yine planlanan doğrultular Aynen. arasında. Evet. Bu anlamda sektörün sanayileşmesi de gündemde, orta vadede gündemde. Dolayısıyla mevzu bir bakkal mantığıyla yani bir evet. alsat yapmadan çok öte aslında baktığımız zaman. Bunun için de bu kadar yoğun ders programı gösterilmiyor zaten. Evet. Dolayısıyla biraz daha vizyoner bakarsak, biraz daha geniş bakarsak geleceğin meslekleri arasında sayabiliriz bunu. O zaman çünkü, bu bölümü seçecek arkadaşlar bakış açılarını değiştiriyorlar. Yani eczane açacağıma kilitli olmayıp başka bir açıdan bakacağız. İki profesyonel de aynı şeyi söylüyor. Evet.